أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أكرموا العلماء ووقروهم وأحبوا المساكين وجالسوهم وارحموا الأغنياء وعفوا عن أموالهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan rızam aleyhi bir salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah teala aleyhi mecmain, bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtar, dar, baka edenler, rahmetullah aleyhi mecmain, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ekrimu ashabi. Benim sahabeme de sahabilerime de ikram ediniz. Saygı gösteriniz. Onları horlamayınız. Hor göze bakmayınız. Değersiz duruma düşürmeyiniz sahabilerimi. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emri bu efendim. Sahabilerime saygı duyunuz. Onları eziyet etmeyiniz. Onların değerini biliniz. Sümmellezine yelunehum. Sonra onlardan sonra gelenlere saygı duyunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındayken, imanlıyken, can gözüyle peygamberimizi görene sahabi denir. Bunlar 100 sene yaşamış. Yani 120 sene yaşayan da var da genelde 100 senede bitmiş sahabiler. Sahabi 100 sene peygamberden sonraki 100 sene içinde yaşıyor. Peygamber devrinde ve peygamberden sonra irtihalinden sonra Efendimizin 100 sene içindeki yaşayanlara saygı duyacaksınız. Efendimizin emri: Hayrun nasi karni sünnellezine yelunehum, sünnellezine yelunehum. İnsanların en şereflisi, hayırlısı benim çağdaşlarımdır. O 100 senede yaşayanlardır. Başında Ebu Bekir var, Ömer var, Osman Ali var, Hasan Hüseyin var. Bunlardır. Burada da diyor ki onlara saygı duyunuz. Sünnellezine yelunehum, ondan sonra gelenlere. Tabiun derler onlara. Peygamberi görememiş ama peygamberi gören sahabileri görmüş. Bunlar tabi'i derler. Çoğulu tabi'un. İmam-ı Azam diğer mezhep imamları arasında tabi'undandır. Çünkü 7-8 sahabi gördüğü söyleniyor. Çocukken görmüş. Mümeyyiz çocukken görmüş. Onun için o şerefi var. Tabi'undandır. Onlara da saygı duyunuz. İkinci çağ. 200 peygamber, 100, ondan sonra 200'e kadar. Sümmellezine yelûnehum. Ondan sonra gelen 100 senede yaşayanlara saygı duyunuz. Bunlar peygamberi görmemiş. Ama sahabileri gören tabiuları da görmemiş. Peygamberi görmemiş, sahabiyi görmemiş, tabiunu görmüş. Yani 200 sene içinde yaşayanları görmüş insanlar. Tebe-i tabi'i derler bunlara. Tebe-i tabi'in. Tabiunu görenlere, onları tabi olanlar. İman yolunda mümin olmak kaydı var hepsinde. Onlara da saygı duyunuz. Evet, benim ümmetimin en faziletlisi çağdaşlarımdır. Sonra gelenlerdir, sonra gelenlerdir. Ne diyor bak? Sümme yazharu el kezibu. Sonra yalan ortaya çıkar. Bu üç asırda yaşayanlar sağlamdırlar. Yalan söylemezler. Genel
hüküm bu tabii. Hiç yalan söyleyen yoktur anlamına değil. Genelde böyledir insanlar. Çok güzeldir. Saygı duyun. Sonra ama yalan ortalığı insanlar arasında hiç yadırgamaksızın yalan söylemeyi önemsemez. Yalan söylemek normal laf gibi gelir. Öyle insanlar başlar. Hatta yahlife el mer'u kable en yustahlefe. Hatta öyle ki diyor, yemin et demeden herif başlar yemin etmeye. Yalan mı? Konuşuyor herif. Vallahi billahi, vallahi billahi. Televizyonda reklam söylüyor. Vallahi diyor kadın. Ya sana inanmadık diyen var mı? Niye vallahi diyorsun? Senden yemin isteyen var mı ya? Konuşuyoruz adamla. Vallahi billahi, vallahi. Ya kardeşim ben sana inanmadım dedim mi? Yani inanmayan adamı ikna etmek için yemin edilir. Ben sana inanmadım dedim mi ya? Vallahi billahi, vallahi deyip duruyor. Bak peygamber ne diyor? Yemin et demeden herif yemin eder diyor. Yalan mı? Doğru değil mi? Herkes öyle konuşuyor. Vallahi billahi, vallahi billahi deyip duruyor. Bu yemin ne demek? Allah'a şahit getirmek demek. Allah şahidi olsun mu bu böyle? Ya yalansa söyledin. Allah'a yalan şahit yapıyorsun ya. Bundan büyük suç olur mu ya? Onun için Allah'ı inkar etme büyük günah ya, onunla beraberdir yalan şahitlik. Yalan. O kadar büyük. Adam durmadan mı? Ya böyle bir şey anlamı var. Peynir ekmek gibi, sakız gibi ağzına vallahi billahi vallahi. Allah en saygın. Değil mi? Durmadan böyle söylerseniz o saygınlık kalmaz ki. Her yerde vallahi billahi vallahi billahi deyip duruyor herif. Yemin etmek böyle yemin etmek doğru bir şey değil dinde. Evet. Yalan ortaya çıkar işte. Yemin et demeden herif yemin etmeye kalkar şimdi olduğu gibi. Ve eşhedü kabla en yüsteşhede. Şahitlik et demeden şahitlik etmeye kalkar. Sana sordular mı kardeşim? Şimdi mahkemelerde maalesef hazır şahitler var. Sektör oldu. Yani dünyada böyle canım. Dava abi şahit lazım mı abi? Bekliyor herif böyle 50 lira şahitlik parası alacak. Şahit lazım abi. Söylerim abi. Allah Allah. Ne gidiyor güzel söylüyor. Görmüş bak peygamberim çağlar ötesini görmüş. Şahitlik istenmeden şahitlik etmeye talip olur adam. Ya. Hep bunlar oldu. Peygamberimiz bunları haber vermiş. Şahitlik istenmeden şahitlik eder. Femen arade buhbuhatel cenne. Kim cennetin orta göbeğinde olmak istiyorsa faaleyhi bil cema'a. Cemaatten ayrılmasın. Benim ashabımın yolundan sapmasın. Ehl-i sünnet vel cemaatten olsun. Çünkü şimdi İslam aleminde oho ne kadar şey var değil mi? Ne kadar görüşler var. Benim ve ashabımın yolu ehl-i sünnet vel cemaat. Bu cemaatten ayrılmayın. Şimdi adam ne diyor? Kardeşim kader mader diye bir şey yok. İnsan kaderini kendi yazar, kendi yapar. Kaderiye deniyor bunlara. Var öyle konuşuyorlar biliyorsun. İnsanın kendi elinde kardeşim. Yok lan sen kimsin? Kader yazacak. Allah yaratır. Allah yazar o yazıyı. Evet senin aklın var tamam serbestsin ama senin öyle yazma yetkin yok. Öyle diyor adam yok. İnsanın kaderi elindedir. Yok arkadaş. O kaderi biz bilmiyoruz. Kafamızı kullanacağız. Delenler yapacağız. Tedbir alacağız. Evet. Kaderiye. Cebriye var. Kardeşim bizim kabahatimiz ne? Allah yazmış yazımızı. Hırsız olacak. İşkişecek demiş. Zina edecek demiş. Ben bu yazıyı bozabilir miyim? Onun demiş bizim günahımız ne ya? Yazımızın gereğini yapıyoruz.
Cebriye diyorlar bunlara da. Böyle sapık şeyler var. Evet, bunlar da abi siz şimdi yok. Ama siz, bizim çocuk gençliğimizde vardı. Ağa Han diye bir herif vardı. Avrupa'da artistlerle yaşardı. Mısır'a gelir, onu şey biliyorlar. Yani ona inanıyorlar, ona bağlanıyorlar. Yaşar bir sene karılarla kızlarla gelir Mısır'a. Kuruşu yok evinde, çoluğuna çocuğu yiyecek yemeği yok o Mili'nin köylerinde. Koyuyorlardı, o da 100 kiloydu herif. Gazetelere geçerdi her sene bu, fotoğraflarını basarlardı. Onun için unutmuyorum. Ağırlayınca altın sağlıyorlardı o köyler, garibanlar. Al diyorlardı, ona götürüyordu, bir sene daha yiyordu. Sapık böyle, İsmail'e mezhebi diye bir mezhep işte. Sonra Kerim Han, Ağa Han bilmem ne filan oldu onlar ya. Öyle mezhepler var. Kimisi, kardeşim, bütün bela şeytandan geliyor. Şeytanı gönlün edelim, şeytana tapalım, cehenneme girmeyelim. Şeytana tapanlar var biliyorsunuz. Bizim memleketimizde bile var. Şeytana tapıyorlar adamlar. Böyle sapık mezhepler. Ne diyor güzel peygamberimiz? Ehli sünnet vel cemaatten ayrılmayın. Bu Kur'an yoludur. Bu peygamberin sünneti yoludur. Sahabilerim ben böyle yetiştirdim. Onlara bakın, örnek alın. Ondan ayrılmayın. Efendimiz sözü bu. Fe aleyhi bil cema'a. Evet. Ve iyyâküm vel firka. Sakın fırka fırka ayrılık durumuna düşmeyin. İyyâküm o demek. Sakın ha, bölük bölük olmayın. Efendimiz bugünkü manzarayı hep görmüş. Evet, ben mesela size burada dinimizin hükümlerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri ışığında öğretmeye çalışıyorum. Becerebildiğim kadarıyla. Benim işim bu. Senin işin ticaret, senin işin mühendislik, doktorluk falan. Benim işim de bu, görevim de bu. Bütün Türkiye ben yeter miyim? Yok, ben. Bütün dünyada şu kadar Müslüman var. Bir hoca yeter mi? Yetmez. Onun için sen benden öğreneceksin. İzmit'teki şundan öğrenecek. Erzurum'daki şundan, şu hocadan öğrenecek. Adana'daki şu hocadan öğrenecek. Mekke'deki şu hocadan öğrenecek. Kahire'deki şu hocadan öğrenecek. Dini öğreten hocalar, alimler farklı olabilir. Hepsi neyi öğretecekler? Allah'ı, Muhammed Aleyhisselam'ı, sahabilerin yolunu öğretecekler değil mi? Görevimiz bu değil mi? Yani ne olacak? Allah'ın rızasını kazanmak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoluna uymak suretiyle onun şefaatine ermek, dünyada ahirette mutlu olmak, onu öğretmeye çalışıyoruz değil mi? Öğretmemiz lazım değil mi? Hepimizin hedefi bir yani, bütün hocaların hedefi bir. Allah'ın rızasını kazanmak, Resulullah Efendimiz sevgisini gönüllere nakşetmek. Hocalar farklı olabilir. Ama bütün müminlerin hedefi budur. Öyleyse niye falancıyız, filancıyız diye gruplaşıyorsunuz? O diyor peygamber. Ve iyyâküm el fırka. Grup grup olmayın diyor. Hepiniz müminsiniz, kardeşsiniz. Hepinizin hedefi Allah'ın rızasını kazanmak. Peygamberi sevmek, onun hayatını kendinize örnek almak. Bütün hocalar bunu öğretmiyor mu size? Evet. Niye gruplaşıyorsunuz o zaman? Niye grup grup oluyorsunuz? Bundan sakınınız. Görmüş yahu. Türkiye'de böyle. Almanya'ya gidiyoruz. Oraya da götürüyoruz aynı şeyi. Şundan camisi, bundan camisi. Etmeyin yahu. Hepimiz Müslümanız. Şundan camisi, bundan camisi olur mu yahu? Cami Allah'ın mescididir. Camisidir yahu. Bu ayrılık yapmayın böyle diyor. Gruplaşmayın. Müminlerin hepsi kardeştir. Hepsi birdir. Kur'an-ı Kerim'de yok mu canım? İnnemel müminüne ihva. Müminlerin hepsi kardeştir. İnnellezine farraku dinehum ve kânu şiyan leste minhum fî şey. Kur'an'da ayet var ya. Böyle yapmazsanız şuncuyum buncuyum diye başka müminlerden gruplaşır ayrılır da selam bile vermezseniz, camisine gitmezseniz, Habibim onlarla senin hiçbir ilgin yok. Bakın ayet efendim. İnnellezine farraku dinehum ve kanu şi'an leste minhum fi şey. Hiçbir konuda seninle ondan ilgisi yok diyor. Kur'an söylüyor bunu. Bakın efendim. Yapmayın böyle. Bizim gruba gelmiyorsun, selam vermiyorum. Yetme kardeşim, ben de Müslümanım.
Önemli olan Allah'a ve Resulüne, Kur'an'a uymak. Senin hocan bunları öğrettiği için baş tacıdır, saygındır. Ama hedef o hoca değil. Allah'ın zatı ve Resulullah'tır. Her müminin hedefi budur. Hepimiz hangi hocadan öğrenirsek öğrenelim dinimizi, kardeşiz, yan yana olacağız. Ben şuncuyum, ben buyuncuyum de ötekine havadan bakmayacağız. Müslümanlığı biz temsil ediyoruz. En iyi Müslüman biziz. Yapma. Kur'an'a aykırı hareket ediyorsun. La tuzekku enfusekum. Hiçbiriniz kendini temize çıkarmasın. En iyisi benim demesin. Ayet var yahu. Öbür müminler benden daha iyidir, daha güzeldir. O duyguyu taşısın. Yok. Biz en iyisiz. Aa, onlar mı? Ha, çılık çırpık demeyin. Grup grup olmayın. Etmeyin, eylemeyin. Efendimiz söylüyor efendim. Ve iyyâküm vel fırka. Bölük bölük olmaktan sakınınız. Fe inne şeytana ma'al vahid. Ayrılırsanız, tek olursanız şeytan sizi kolayca halleder, kandırır. Ve huve minel isteyni ab'ad. İki kişi olursanız daha zor kandırır. Yani mesela biri der ki, ya arkadaş ya, hadi gidelim meyhaneye, kafayı çekelim ya, felekten bir gün çalalım. Yanındaki iki kişi olursanız, tek kişi olursanız zaten bu niyeti taşınır, gidersiniz siz. Şeytan sizi yönlendirmiş. Yanında bir ağzı, kardeşim sen ne yapıyorsun ya, yaşın kaç senin ya? Sonra yarın Allah hesap verir, soracak, uyarır seni, daha zor kandırır. Üç kişi olursa daha zor kandırır. Evet, Müslümanların çoğunluğu ehl-i sünnet ve cemaat, elhamdülillah. Hanefisi, Şafisi, Malikisi, Hanbelisi ehl-i sünnet. %80'i, %90'ı böyle. Bu kalabalıktan ayrılmayın diyor. Öteki gruplara gitmeyin diyor, yanlış gruplara. Şeytan çok kandırır, ayrılırsanız. Çok oldukça şeytanların kandırması azalır. La yahluvenne raculun bimraatin fe inne salisaha eşşeytanu. Biz tabi elçiyiz. Biz aktarmakla yükümlüyüz. Bize kızmak yok arkadaş. Bir Müslüman erkek nikah düşecek başka bir erkekle asla yalnız kalmasın. Peygamber sözü efendim. La yahluvenne. Asla nereden çıkarıyorum hocam? Sonundaki en neden çıkarıyorum. Arapçada kural öyle. La yahluvenne raculun bimraatin. Evlenebilecek ecnebi derler. Yabancı kadın. Mahremi değil. Kardeşi değil. Amcası değil. Dayısı değil. Yabancı. Nikahlanabileceği bir erkekle bir kadın yalnız kalmasın. Ne olur? Fe inne salisehe salisehüme eşşeytanı. Çünkü o ikisi yalnız kaldılar mı? Gelir üçüncü şeytan olur. Güzelmiş gözlerin. Boylu boyun pasında yerinde demeye başlarsın. Kadın da gülmeye başlar. İşi başka yöne aktarır. Şeytan sizi tahrik eder. Yalnız kalırsanız. Evet efendim. Öyle şimdi. Onun için müminler kim olursa olsun. Peygamberin buyruğu, hocalar hariç dedi mi burada arkadaş? Şeyhler hariç dedi mi? Alimler hariç dedi mi? Alim, şeyh, hoca kim olursa olsun nikah düşecek bir kadınla yalnız kalamaz. Kalması haramdır. لِأَنَّ الْخَلْوَ مَعَ الْاَجْنَب۪يَّ حَرَامٌ. Nikah düşecek bir kadınla şeyh olsun, alim olsun, cami hocası olsun, kim olursa olsun haramdır. Haramdır. Suçtur. Hesabını verecek. Ya ben ona ahlak öğretiyorum. Namaz öğretiyorum. Kur'an öğretiyorum. Yapamazsın. Peygamber kanun koymuş beyefendi. Yalnız olmayacak bu iş diyor. Ya Allah Allah. Biz bunları gördük efendim. Çok değerli hafız, çok değerli hoca, imam, Kur'an'ı güzel okuyor. İşte böyle Kur'an öğreteceğim falan derken
kaç senelik karısını boşadı, gitti bir işte Kur'an öğrettiği kızı aldı. Rezil oldu, kepaz oldu. İşte bu şeytan diyor, onu dürter, tahrik eder. Sen melek misin yahu? Sen melek misin? Tedbir al diyor Peygamberimiz. Şeytana gedik açma, kapı aralama, yalnız bulunma diyor. Kalabalıkta söyle, kalabalıkta yap. İki kişi olursanız şeytan üçüncünüz olur, böyle yapar. Çok var. Kur'an'da hadis var, misal var. Efendim, hep anlatıyoruz, yine hatırlatalım yeri gelmişken. Buhari Müslim hadisidir. Bir çok salih bir evliya bir adam varmış. Buhari Müslim hadisi bu. Bunun da babaları ölmüş. Bunlar iki kardeş, abileri var. Hastalanmış kız. Doktor çare yok. Herkes demişler ki, dedirten herkese şeytan. Ya şu evliya adam ya, bir oku versin ya. Kur'an şifadır, doğru. Kur'an şifadır hakikaten. Okuyan ağız düzgünse, Peygamberimiz iyileştirmiş, sahabi iyileştirmiş, çok misalleri var. Gidin ona bir okudun. Tamam demişler, götürmüşler kızı. Kız o kadar güzel ki, şimdi Peygamberimiz yalnız kalmayın diyor ya, bakın misal veriyorum hadisten. Okurken hoca bir bakmış, anam ne kadar güzel gözlü kız. Hemen estağfurullah demiş ama insanız biz. O güzel gözler kafada bir bulandırmış ortalığı, Allah bullak etmiş. Ertesi gün yine getirmişler, yine okurken biraz daha bakmış. Ya bu güzel gözleri biraz daha göreyim. Hani siz diyorsunuz güzele bakmak sevaptır diye. Öyle şey yok ya. Öyle şey yok. Ama öyle diyor millet. Bir gün gelirken bak şimdi peygamber yalnız kalma, şeytan olur. Hoca demiş ki niye getirip götürüyorsun, yorulup duruyorsunuz oğlum demiş. Koyun demiş teyzenizin yanına demiş, ben onu boş kaldıkça ona okurum demiş. Evet, bir odaya onu okumaya kapatıyor hoca. Yalnız kalınca üçüncüsü kim olur? Şeytan olur. Peygamber yalan söyler mi? O evliya adam, peygamberin bu hadisine bak şimdi. Yalnız odada şeytan üçüncüsü ya hoca. İşte böyle bir kuş eline düştü. İçine, insan çünkü o da. Evet, işi pişirmişler. Zina yapmış hoca. Ya ondan sonra gelmiş şeytan. Kızı gönderen benim demiş. Halkı okut diyen benim. Şimdi yazık olacak demiş ya. Herkes seni keramet sahibi evliya biliyor. Sana zina ettirdim, oh demiş. Rahatladım. Yarın demiş karnı büyüyecek, çocuk olacak. Çocuğu olunca ne diyecekler? Bu kız evlenmedi. Hocadan bilecekler. Çünkü hiç, kız hiçbir erkeğin yanına gitmemiş ki. Onun evinde kalmış. Senden bilecekler. Zina için bir iş olacak, bir işin gidecek. Kızı öldür demiş. Öldür çocuk karnı büyümeden. Ne yapayım, okudum ama olmadı desin demiş. Hoca doğru. Hakikaten gerçek böyle. Kızı boğmuş kızı. Suçum ortaya çıkmasın diye. Ondan sonra ağlamaya başlamış. Çocuklar ne yapayım? Her gün okudum ama beceremedim. Aa, eceli geldi falan. Timsahın yasları. Evet. Sonra hocayı tabii hoca böyle gömdükten sonra kızı, şeytan durar mı hiç? Oğlanla, iki oğlanın vesvese veriyor. Sabaha kadar sağa dönüyorlar, sola dönüyorlar. Puf puf uyuyamıyorlar bir türlü. Küçük olan demiş ki, abi gece yarısı. Ne var o arkadaş? Ne var kardeşim? Ya bizim kardeşimizi hoca boğduysa, öldürdüyse? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şeytan vesvese veriyor şimdi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ne yapalım? Kadıya şikayet edelim. Kalkmışlar kadıya şikayet etmişler. Kabir açmak haramdır ama böyle bir mahkemelik durum oldu mu kadı karar verir, kabiri açarlar. Kabiri açmışlar, travma derler ona.
biz adli tıpta okuduk. Hocanın ellerinin parmak izleri, kızcağızın burada mosmor, kara kara oturmuş parmakları. Kadı demiş, tamam, katil hoca. Ne olacak? Öldürülecek. Öldüren öldürülür. Millet evini yıkmış başına, tüküre tüküre götürüyorlar. Karar vermiş, asacaklar. Kur'an'da var ya bu, hadiste de var. Şeytan yine gelmiş. Millet tükürüyor ona durmadan, bizi aldattın diye, evliyayım diye. Demiş, bak, bu işleri ben, senin başına ben ördüm, yaptım. Çünkü sen hep vaazlarınla kahveleri, meyhaneleri boşattın. Benim müşterilerimi hep çaldın. Ben senden intikam aldım. Oh demiş, şimdi rahatladım. Ama sana acıyım demiş. Biraz sonra asacaklar seni. İmanını bana ver demiş. Bunlar benim takımım. Bir işaret veririm, gider onlar demiş. Sen de sonra tevbe edersin. Tekrar Müslümanlığa girersin. Bakıyor daracı sallanıyor orada. Hoca ona da he demiş. Şeytana güvenilir mi hiç? İman da satmış. Kur'an'da var. Enik fur ayette. Onun izahında Buhari Müslim hadisi bunlar. Nereden başladı bu? Kadınla yalnız görüp ona bakmasından, güzel gözlü falan derken. Evet, bir nikahlanacak. Ya bu kadar büyütme hocam. Gidin adliye şeylerini araştırın, araştırın. Böyle yalnız kalındığı zaman evli barklı adamlar, yaşından falan beklemeyiz adamlar neler yapıyorlar, öğrenin orada. Adliye dosyalarını araştırabilirsiniz. Peygamber haklı mı değil mi? Onun için sıkı durun diyor Peygamberimiz. Evlenebileceğiniz, nikah tüccü kadınlarla yalnız kalmayın diyor. Şeytan sizi yanlış yıllara sevk eder. Kendinize güvenmeyin diyor. Şeytan Adem'i bile kandırdı ya, cennetten kovulmasına sebep oldu. Değil mi? Onu söylüyor. Ben de size duyuruyorum efendim. Evlenebilecek kadınla hiçbiriniz yalnız kalmasın, kapalı odada yalnız kalmasın. Kimsenin giremeyeceği kapalı odada yalnız kalmasın. Üçüncüsü şeytanın, bu zaten haramdır. Şimdi Efendimiz gene buyuruyor, ikaz ediyor bizi. وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Evet. Kimi işlediği günah üzüyorsa, işlediği ibadet, sevap, iş sevindiriyorsa bu gerçek mümindir. Şimdi hata etmem bir Allah. Şu veya bu sebeple bir hata yaptın, günah işledin, hemen yemek yemiyorsun üzüntünden, uyku yemiyorsun, kalkıyorsun, ya Rabbi ben ettim, sen etme ya Rabbi. Şapır şapır ağlıyorsun. Üzüyor seni günah işledin. Gerçek müminsin. Evet. Namaz kıldın, elhamdülillah. Şu anda cuma namazı ezan okur diyor. Sen cuma namazına boy abdesti alarak gelen, böyle sükut ederek, hiç dedikodu yapmayarak, konuşmayarak hutbeyi dinlemiş, sessiz namaz kılar gibi 10 günlük günahlar silinir. Gelmişsin, çıktın baktın ki cuma namazı burada okunuyor. Kimseyi zorla namaz kıldıramıyoruz ya. Aha millet çeş, düşeş deyip durur. Tavla oynayıp durur. Cuma'ya falan gelmemiş. Dibinde, minarenin dibinde. Öyle yok mu canım? Elhamdülillah. Şükür Rabbime. Allah'ın lütfu bana yahu. Ben de onlardan biri olabilirdim. Diye Allah'a şükrediyor. Seviniyor. Gerçek mümin budur. Günah işlediği zaman uyuyamıyor üzüntüsünden. Gerçek mümin müdür? Yok öyle değil. Cuma'ya gidiyor. Esneyi esneye hutbe dinliyor. Hiç aklına böyle bir şeyler gelmiyor. Veya günah işliyor. Canım ya. Allah büyük canım ya. Tövbe ederim. Yaşlanınca hacca giderim. Unutturun. Hiç böyle vız geliyor ona. O zaman imanında zaaf var arkadaş. Evet, günah işleyen inkar etmedikçe kafir olmaz. Ama iman derecen zayıf arkadaş. Günah işlediğin zaman korkacaksın. Gözüne uyku girmeyecek. Gerçek müminsin. Sevap, güzel iş işlediğin zaman da elhamdülillah Rabbim. Senin sayende, senin hıfz-ı himayen sayesinde bunu başardım diye sevinirsen işte bu diyor, gerçek mümindir.